Günaydın. Bugün salı ve birlikte ofise gidiyoruz. Kahvemi yaptım. Şimdi evden çıkmadan bugün kahvaltı yapmaya üşendim açıkçası. Kahvaltı ilk defa sanırım bir aydır staja gidiyorum. İlk defa ya da ikinci defa kahvaltı yapmadan çıkıyorum evden. Şu şans kurabiyesinden yiyeceğim. Dün ablamla sushi yemiştik. İçinden çıkacak olan o mesaj da size gelsin, tamam mı? Bakalım şansınız neymiş. Seni amacına ulaştıracak bir kişiyle tanışacaksın. Güzel haber. Dikkat edin. Bugün pek bir şey çekemiyorum çünkü çok doluyum. Yeni bir görevim var. Onu yapıyorum. Şimdi birazdan yemeğe çıkacağız. Ben de şöyle elimi yüzümü yıkayayım diye lavaboya geldim. Bugün yemeğe dışarı çıkıyoruz. Geçen vlogda kendim buraya söylemiştim. Hiç vlog doğru düzgün çekemedim, farkındayım, çok üzgünüm ama o kadar yoğun bir gündü ki benim için, yani vlog çekmek aklıma bile geldi, telefona bile hiç bakamadım bugün. Anlatacağım birazdan ama o sırada Dukan birası yapacağım. Dukan birasının ne olduğunu bilen vardır, bilmeyenler için de anlatacağım. Şimdi öncelikle çay demlemem için kirli de ikisi de harika bir ötesi. Kirli bulaşık makinesinden bir şey alıp temizlemek, yıkamakla nefret ediyorum. Yıkamama gerek kalmadı. French press'te yapmaya karar verdim. Şimdi bunun içine yeşil çay koyuyoruz. Sıcak suyumu da koyuyorum ve bunu demlemeye bırakıyorum. Burada demlensin. O sırada bugün yaptıklarımı anlatayım size. Şimdi çok detaya girmeyeceğim tabii ki ama bir proje verildi bana yine ve projede çok bilmediğim bir konu hakkında. Zaten bir staja giriyorsanız muhtemelen çoğu şey bilmediğiniz şeyler olacak. Orada çok şey öğreneceksiniz. Çünkü okulda çok fazla şey öğrenemiyoruz. Yani ne kadar iyi bir okul olursa olsun okul bir yerde teorik kalıyor. Her şeyi ofiste, şirkette, iş hayatında görüyorsunuz. Bütün gün araştırma yapmak, kod yazmak ve olayı anlamakla geçti. Ve bitmedi. Yarın devam edeceğiz. Ama çok güzel bir gündü. Ben böyle dolu günleri çok seviyorum. Çünkü bir şeyler öğrenmek, bir şeylere çabalamak falan beni mutlu ediyor. Ben eğleniyorum yani. Eğlenceli, güzel geçiyor stajım. Geçen vlogda staj vlogunu çok beğenmiş olduğunuzu gördüm yorumlarda. O yüzden ben de bu haftayı da vloglamak istedim. Bugün kısa olduğu için sakın endişelenmeyin çünkü bütün haftamı vloglayacağım. Biraz yorgunum. Saatimiz 8.30. Yemeğimi yedim. Bu suyumu yapacağım ve yatana kadar bu suyu içeceğim, bitireceğim. O sırada da bir şeyler izlerim. Biraz dinlenirim. Sonra uyurum ve sonra yine yarın yeni bir gün birlikte yaşayacağız. Burada demlenirken diğer malzemeleri koyabiliriz. Normalde yarım limon koyuyorsunuz ama ben şu an 2 kişilik yapıyorum. O yüzden siz benim yaptığımın yarısını uygularsınız kendiniz için. Limonun suyunu sıkıyorum. Sürahiler de kilideydi, o yüzden bunun içine yapıyorum şu anda. Limonu da koyuyorum. 2 tane maden suyu koyacağım. Siz 1 tane koyabilirsiniz. Çayımız da demlendi. Yani umarım demlenmiştir. Daha fazla beklemek istemiyorum. Bunun içine dolduruyoruz. Dukan birası bundan oluşuyor arkadaşlar. Böyle görünümü biraya benzediği için adını Dukan birası demişler ama tamamen sağlıklı bir içecek. Şimdi bunun içine ben birazcık da su koyacağım. Çok ağır olmasın diye. İçeceğimiz hazır. Buzlu bardağında hazır. Pipet de alayım. Ama bunu zaten Sena noktalarda da olmuyor bir şeyler. Evet, günün o saatine geldik. Bayağı da burada birlikte bakım yapmadığımızı fark ettim. Dişlerimizi fırçalayarak başlıyoruz. Yarın yine ofise gidiyoruz. Şu anki motivasyonum, yarın hiç denemediğim bir kahvaltı edeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani yine yoğurt ve granola. Ama ablam yine geçen videoda demiştim, Yunan adasına gitmişti. Oradan farklı bir yoğurt deneyeceğim kısacası. Meyveli. Sonra marketten de yeni, daha önce denemediğimiz bir granola almış. Onu da yeni deneyeceğim. O yüzden de heyecanlıyım. Bu şu an beni yarına motive eden bir şey. Şurada bir bitmek bilmedi. Hiç sevmiyorum ama bitsin diye kullanıp duruyorum işte. İkinci yarına motivasyonum ise yarın spor var. Daha önceden gittiğimiz yere yine gidiyoruz ama böyle bir ay falan ara vermiştik. İşte Romanya'ya falan gittik ya geçen vloglarda. O yüzden bir gidemedik. Bir ay ara verdik. Şimdi tekrardan başladık. Bu 4. dersimiz. Ayın yarısı olmuş bile. Ve bayağı güzel gidiyor ya. Bayağı verimli gidiyor. Çok seviyorum. Şimdi birkaç gündür suratıma asit falan uyguluyorum. Glikolik asit olsun, salisilik asit olsun. O yüzden bugün bir mola günü. Bugün bir şey uygulamayacağım. Sadece yüz kremimi süreceğim ve yatacağım. Yeterince parladığımıza göre uyumaya hazırız. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir sabahtan. Hızlıca kendime bir soğuk kahve yapacağım. Şimdi size söylediğim yoğurtlardan birini alacağım. Yoğurtlar şöyle tatlış. Biri çilekli böyle. Şeftali ve passion fruit. Diğeri de mangolu. Ben tabii ki de çilekli olanı alacağım. Bir de ablam şöyle bir yeni granola almış. Bundan bahsetmiştim dün. Kara buğday granola, bademli ve çikolata oluyor. Birazcık da böyle bir poşete bunu alıp sonra iş yerine bu ikisini böyle karıştırıp o şekilde yiyeceğim. Meyve falan kesmeyeceğim. Bugün zaten bu çilekli yani. Şöyle bir kabın içine koydum. Yoğurdu da içine döküp öyle geniş geniş yerim. Çünkü buraya üzerine granola dökemeyeceğim gibi küçücük kutu. Şöyle kilitleyelim. Ve kahvaltımız hazır. Bugünün kombini de şöyle göstereyim. Altıma sambalarımı giydim. Ve bu tatlı şişko çantamı taktım. Biraz geç çıktım. Normalde 5'te çıkıyorum ama bugün 5.40'da falan çıktım sanırım. Yorucu bir gündü. Yani beyinsel olarak. Tabii yine bir sürü şey öğrendim. Gerçekten düne göre bayağı bir şey öğrendim. Ama hala eksiklerim var. Öğrenmem gereken şeyler var. Şimdi caddeye geldim. Burada Mert Hanım'la buluşacağız ve yemek yiyeceğiz. Sonra da 9.15'te sporum var. Spora gideceğiz. Bir pizzacı deneyeceğiz. Bugün ilk defa gidiyorum. Size de göstereceğim. Eğer beğenirsem öneririm, siz de gelirsiniz. Günaydın. Bugün cuma. Bugün evden çalışıyoruz. Gözlerim falan acayip şiş hissediyorum şu anda. Yani hatta böyle bir tek görüntü olarak değil, his olarak da buralarımda bir ağırlık var. Bugün bu haftanın son günü ve bugünden sonra sadece bir haftam kalıyor. Bir hafta sonra stajım bitiyor. Gerçekten üzgün hissediyorum, biliyor musunuz? Çünkü sevdim yani burayı. Çalışmayı sevdim. Zaten bir sene sonra bu sektörün içinde olacağım tamamen. Okul öğrenci olarak sadece bir yılım kaldı. Bunlar da garip duygular. Yorumlarda bana hep soruyorsunuz işte bilgisayar mühendisliği kazandım, ne önerirsin falan filan. Yani bu zaten klasik ve bilindik ve herkesin söylediği bir şey. Staj yapın, gönüllü staj yapın, ne olursa olsun. Hani para versinler vermesinler, orası hiç önemli değil. Yani staj yapın. Ve bu stajımı yaptıktan sonra bunu çok daha iyi anladım. Çünkü bu stajda o kadar çok şey öğrendim ki. 1,5 ayda hiçbir alanın uzmanı olmadım kesinlikle. Ama çok fazla alan gördüm. Çok fazla alan hakkında bilgi edindim. Bu da hani ileride hangi alana yöneleceğim hakkında da kafamda bir şeyler şekillenmiş oldu. Bu arada dünü vloglamadım size. 2 gün ofiste çektim bu vlogda. Dün bir pas geçtim. Aynı şeyler yaptım diye. Bir de bugün evi çekeyim dedim. Bugün ayın 23'ü, cuma günü. Tam olarak bir hafta sonra yani 30 Ağustos benim doğum günüm. Yeni bir yaşa gireceğim için heyecanlıyım, mutluyum. 22 yaşım bitiyor, 23 yaşında olacağım. Neyse, bu konuşmaları haftaya video çekersem o zaman yaparız. Doğum günümden 2 gün sonra da artık stajım da bittiği için tatile çıkacağız. Kos Adası'na gideceğiz annemlerle birlikte. Onun için de çok heyecanlıyım. Neyse, saatimizi 9 yaptık. Ben şimdi çalışmaya başlayayım. Hala aynı projedeyim bu arada. Bayağı ilerledim. Kafamda da bayağı oturdu ama küçük birkaç yerde bir hata çıkıyor. Bunları bir tamir etmem lazım. O yüzden bugün böyle neler yapmam gerektiğini bir defterime yazmak istiyorum. Aklımda olan şeyleri, bakmam gereken şeyleri, kolumda düzenlemem gereken şeyleri dün konuşmuştuk iş yerinde. Onları şöyle bir to-do list yapmak istiyorum. Bugün de düzenli olsun diye, göreyim, unutmayayım diye. Hem üzerine tik atınca da motive oluyorum. Bunları ayarladıktan sonra kahvemizi yaparız ve çalışmaya devam ederiz. Ettiyseniz bugün yemek yemeyi unuttum. Su içmeyi de unuttum. Sadece kahve ve muffinle saati 5.30 yaptık şu anda. Hemen bir yemek hazırlayacağız çünkü acıktım yani normal olarak. Bayağıdır, çok uzun zamandır şehriye salatası yapmıyorum. Geçen birisi yorumlarda tarifini sormuş. O zaman aklıma geldi. En son yani bir Nisan, Mart, Mayıs o zamanlarda yaptım herhalde. Okul vloglarını çekerken yapıyordum. Yazını hiç yapmadığıma eminim yani. Şimdi şehriyeleri yaptım. Pilav yapar gibi. Ne denir ona? Demlemek değil, haşlamak da değil. Pişirmek mi? Sanki pilav yapmanın ayrı bir terimi varmış gibi hissediyorum ama şu an hiç aklıma gelmedi. Pişirdim mi diyeyim. Yaptım işte. Şehriyeleri hazırladım. Şimdi diğer malzemeleri birlikte yapalım. Ana malzememiz marul, şehriye ve yoğurt aslında. Salatalık buldum. Salatalık koyacağım. çeri domatesi buldum. Domates koyacağım. Yoğurdu da böyle baharatlarla şey yapacağım, değiştireceğim, mayonezle falan bir şeyler yapacağım. Bir de geçen gün dokan birası yaptık ya, ondan yapacağım yine. Çayımı koyayım, o demlensin, o sırada bunları yapalım. Şöyle bir alet var bizde. Bunun içine yeşil çayı doldurdum. Bardağa atıyorum, sıcak su koyuyorum ve o demleniyor. Pis bulaşık makinesinden şu limon sıkma aletini çıkarıp yıkayıp limon öyle sıkmaya üşendiğim için elimle sıktım ve içi çekirdek doldu. Evde normal yoğurt yoktu, o yüzden süzme yoğurtla yaptım ama normal böyle daha sulu olan yoğurtla daha güzel oluyor. Burada da içeceğim. Şimdi bir şeyler izleyerek yemek yiyeceğim. Özellikle böyle başkalarının arasında çok dile getirmeyin, çünkü söyleyince o size anında bir mutlaka hayatınız güne kadar yaşayabilir gibi geliyor. Elimden... Saçlarım aşırı uzadı. Aslında ilk yıkandığımda, hatta o gün yıkanıp dışarı çıktıysam, yani saçlarımı yıkayıp çıktıysam, saçlarım çok güzel oluyor ama belki bir 6-7 saat sonra artık iyice sönmeye başlıyor. O yüzden sanırım kestirmem gerekiyor biraz, hacimlenmesi için, kendine gelmesi için. Hem hazır tam doğum günüm de geliyor. Doğum günüme, yeni yaşıma böyle yeni, sağlıklı, güzel saçlarla mı girsem acaba? Böyle saçlarınızı kestirdiğinizde bir yenilenirsiniz ya, hayattan tekrardan zevk almaya başlarsınız. Düşünün, ben bir de hem saçımı kestireceğim, hem yeni yaşıma gireceğim, hem tatile çıkacağım tam o hafta, hem de 15 gün sonra da yeni bir akademik dönemin başlamış olacak, okul açılacak. Nasıl bir yenilenme yani? Bence güzel olur. Şu an bu fikre yükseldim. Bu akşam bu cilt bakımı yapma yürütüne çok üşenmiştim ama sizin sayenizde yaptım. Kapanış konuşmasını burada yapayım dedim çünkü. Artık videoyu burada kapatıyoruz. Umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.